Evet sevgili dostlar, programa o kadar hızlı başladı ki bir anda girdik ozanımızı görünce. Bugün 21 Haziran günlerden pazartesi, kumanda masasında sevgili dostumuz, kardeşimiz Mehmet Sökmen var. Onun çekimleriyle sizlere ulaşmaya çalışacağız. Aşık Kazanoğlu ve ben de programı hazırlayıp sunan Mustafa Ceylan. Hepinize selamlar, saygılar göndermeyi bile unuttuk biz. Şimdi Aşık Kazanoğlu'yla böyle sohbete tutuştuğumuz zaman biz sanki dünya ile ilişkimiz kesiliyor. Ama ben öteden beri zaten Aşık Kazanoğlu'yu yakalayıp biraz daha değişmek istiyordum. Birinci dönemi, Aşık Kazanoğlu'nun birinci dönemi, mayalanış dönemi, hazırlanış dönemi, yani çocukluk dönemi, ben öyle gördüm. Çünkü Kazanoğlu'nun sazının telleri Anadolu türkülerini çaldıkça, söyledikçe Anadolu yüreği, Anadolu'nun sesi, Anadolu'nun dili oldukça oradan ilham alıyordu. Hala köyünün rüzgarı esiyor, hala köyünün çeşmesinin sesi var, hala o çoruh dalgalanışı var. Kazanoğlu bu yüzden biraz daha açmak istiyorum. Köyün üstünde cami var mıydı? Peki, seni öğretmenin dışında yetiştiren unsurlar var mı? Neler mesela? Şimdi öğretmenimizin dışında bizim köyümüzün büyükleri hep bizim için baba gibi, dede gibi, yanlarında saygılı olmayı, ters bir hareket yapmamayı, babamız dahi olmasa onlar bize gereken terbiyeyi verirdiler. Hatta daha net bir şey söyleyeyim. O zaman Pazaryolu nahiyeydi daha. Bir hacı amca vardı. Biz bazen giderdik işte, gönderirdi babamız annemiz alışverişe. Adam bakardı saçın uzunsa, tutar derdiler, oğlum derler misin Süleyman Bağlı'yım. Kim bilir olursun şeker üstünü gel. Götürdü berbere, bunun saçlarını 3 numara yap gönder diyor. Arkadaş sen kimsin, niye kestiriyorsun deme şansın yoktu çünkü. Büyüye karşı böyle hürmet saygı var. Yani onun için o insanlar hep bizim için çok değerlidirler. Gönlümüzde hepsinin ayrı ayrı yeri vardır. Hepsini rahmetle, minnetle anıyorum şimdi. Şimdi kendi çocuğumuza bile sözümüz geçmiyor. Peki, okul çantanı hatırlıyor musun? Okul çantam naylon torba, ne çantası? Ben önlük falan tanımadım. Önlük falan yakaladım. Hayır, yok. Önlük falan giymedim. Peki, normal. Bayram giysisi, bayramlarda nasıl oluyor? Bayramlarda babamız gelirse, gurbetten getirir işte, pantolon getirir, lastik getirir. Gömlek getirir. O zaman bayramı o zaman yapar. Tabii ki, yani o pantolonu akşamdan koyarsın yastığın altına, paçalara düzlersin, bilmem ne olsun. Sabaha kadar uyku bile tutma, sabah olacak yiyeceksin çünkü yani. Onlar eski şeyler. Peki, Ramazanlar nasıldı köyde? Şimdi köyümüzde Ramazanlar, o zamanlar tabii elektrik olmadığı için hoparlör de yok. İnsanlar, bizde boru çalmak vardı. Sahurda falan boru öttürürdüler. Uzun böyle tenekeden yapılmış. Ondan uyanırdı millet. Biz akşam iftar, ezanı beklemeye giderdik. Cebimize annelerimiz, Allah kanı kanı rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, cebimize iftariyelik koyardılar işte, üzümdür, leblebidir, ne bileyim buna benzer kuru yemiştir falan, ezan okunacak, biz hemen bu arada yiye ve yiye bitireceğiz, ezan okundu falan. Öyleydi yani, Ramazanlarda güzeldi, sonra yılbaşılarda biz köyde ortak oyunları yapardık. Büyüklerimizden öğrendiğimiz oyunlar yapardık, köroğullar yapardık, at yapardık. Bildiğimiz efendim, bilardo arkadaşımın biri, o Arif dediğim işte, Kılıç Eren'de efendim falan, çok muazzam tiyatrolar yapardı. Çünkü vakit kesmez. 9 ay kış, ne yapacaksın köyde? Başka bir şey de yapamazsın. Sinema yok, tiyatro yok, başka bir şey yok. Doğduğun evi anlat bakalım bize. Doğduğumuz ev, kapısı doğuya bakan, yanında ve sağında ve solunda 2 tane odası bulunan, koridordan içeriye esas ev alanı dediğimiz geniş bir alan. Yan tarafında da tandırlık, ekmeğin yemeği piştiği yer. Bizde tandır vardı, toprağa gömülür. Ekmek yemek orada pişerdi ve 24 saat ısıyı sağlardı. Üzerine bir masa koyulurdu, 50 santimlik kare masa. Üzerine kilim, halı örtülür, etrafında da minderler dizilir. 24 saat orada yat, otur, sıcacıktır orası. Duvarları en az 1 metre kalınlığında evin taş duvarı içli dışlı, ne soğuk kesilir ne sıcak. Şimdi yazın gibi buz gibidir. Biz buzdolabı kullanmıyorduk ama şimdi her yerde buzdolabı var. Yani
çeşmemiz buz gibiydi. En sevdiğin, annenin pişirdiği yemeklerden en sevdiğin yemek hangisiydi? Vallahi hangi birini tarif edeyim ki? Şimdi Ceylan, tabii marifet annemde miydi? O mahsulün kendisinde miydi? Toprakta mıydı, suda mıydı? Bugün ayırt edebiliyoruz artık. Yani evdeki hanımlarımız haşa hünersiz değil. Her türlü gayreti gösteriyor ama sebzede o lezzeti bulamıyorsun ki yemeğin tadı olsun. Çünkü her şeyin aslını bozduk zaten. Bozula bozula da buraya geldi. Son olarak bu bölümü, köy bölümünü, bak şimdilik ama da konuşmamız daha devam edecek çünkü bu konuyu açmamla biraz daha alakalı. Bu son olarak köy bölümünü kapatacağız. İkinci bölümü askerlik bölümüne geçeceğiz ve ondan sonra gurbete. Köy hakkında ve köylünün hakkında ve bugünkü Anadolu köyleri hakkında neler söylemek istersin? Sazdan, sazının telleri arasında bir gül atalım. Anadolu'nun köyleri, devleti görmeden yaşar, Anadolu'nun köyleri.